Öncelikle bütün hemşehrilerimizi yürekten selamlıyorum. Efendim bugün sizlerle örnek bir davranışın videosunu paylaşacağız. Bu davranış örnek olduğu kadar da cesaret isteyen bir iş. Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler köyünden tanıdığım, çok sevdiğim bir abim, Erol abim, Avrupa'dan, Hollanda'dan köyüne gitti. Yani köyünde öyle duyarlı, öyle güzel bir davranış yaptı ki bunu es geçemezdik. Ben de bunun videosunu hazırlamayı kendime görev bildim. Evet, şimdi hikayenin aslını Erol abimizden öğrenelim. Evet Erol abicim, bu yılan yakalama ve doğaya salma hikayesini senden dinleyelim. Yaşarım. Hayırlı akşamlar. Özler köyünden kucak dolu selamlar. Videoyu izlemişsin. Teşekkür ederim. Ben ayrıyeten teşekkür ederim. Gerçekten bunda abartacak bir şey yoktu ama çekmişler, göndermişler. Biz insanlık namına üzerimize düşeni ve doğal ortamı, o yılanı doğal ortamına bırakmayı üzerimize gerçekten görev edindik. Köyde hikayesini kısaca anlatayım. Köyde tavuk, çocuk, yumurta bayağı bir zarar veriyormuş. Bunu da kesinlikle hiç zerre kadar aklımdan geçmedi ki öldürmek geçmez de. Ben karıncaya, yani sen beni bilirsin, ben seni bilirim. Karıncayı bile ezmeye insanın vicdan olması lazım. Neyse, bazen televizyonlarda falan görüyor, insanın yüreği sızlıyor. Allah onları da ıslah etsin kardeşim. Hikaye böyle. Benim Ahmet Kabataş'ın kümesine dolanmış ve sürekli günlük geliyor tavuk, çocuk, ne varsa işte ürkütmüş, yumurtalardan da alıyor. Yani illaki o da nasibini alıyor da Ahmet Kabataş'ın hanımı bayağı bir korkmuş. Evi terk edecek derecesine gelmiş. O yüzden birkaç kere denememe rağmen maalesef yılan yakalayamadık. Sonunda elde ettik. Hiçbir zarar vermeden itinayla yakaladım. O şekilde köyden birkaç kilometre uzağa bıraktı. Doğal yaşam alanına, daha güzel bir yere bıraktı. Peki sevgili Erol abicim, çoğu insanın ismini duyunca dahi korkup çekindiği yılanı sen nasıl yakaladın? Yani daha önceden bir tecrüben mi vardı yoksa bu konuda bir yeteneğin mi var? Yaşam, korkun yok mu, bu cesaret nereden geliyor demen. Ben çocukluğumdan beri hayatım gerçekten sayısız yılanlarla, fare, yılan, bu tür hiçbir yaratıktan korkmam. Böyle bir şey var bende. Çok da severim. Yani doğa bilmiyorum nasıl, yapımda mı var falan bilmiyorum, anlamıyorum ben de. Hatta YouTube'da kendi kanalım var, Planet of Dogs diye, sen de biliyorsun burayı. Orada en azılı köpeklerle, ilk defa karşılaştığım köpeklerle temasım var. Daha bugüne kadar da hiçbir yaralama, şurada bir şeyler olmadı yani. Cesaretim çocukluktan geliyor. Kesinlikle. Piton yılanını da aldım elime, 3,5-4 metre. Yok, korkum yok. Evet, yılanımız köyden uzaklaştırılmak üzere tam 2 kilometre. Köyden 2 kilometre uzakta Keldağ mevkiinde bir yer. Oraya bırakmaya geldim. Doğal ortamına bırakacağım çünkü köyde bayağı bir yumurta tavuklara falan saldırıyormuş. Yılanımız güzel bir gündü. Beklediğim bir andı. Tehlikeli bir yılanmış. Gerçekten saldırıyor. Birazdan da göstereceğim size. Bakalım. Doğal alemi köyden 2-3 kilometre uzakta bir yere bıraktım. Yılanımız doğal bir ortama bırakılıyor. Yılanla vedalaşma zamanı geldi. Evet sevgili Erol abicim, seni bir kardeşin olarak değil, bir köylün olarak değil, koskoca bir insanlık namına tebrik ediyorum. Yaşarım, ilgi ve alakanı için ben teşekkür ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. Seni çok seviyorum, saygılar, selamlar. Bu videoyu izleyenler, eğer ufacık bir örnek olur da
hayvanlara zarar vermeyin ya. Vermeyin. Gerçekten ağzı var, dili yok. Ya sevin yani. Hayvanı seven insanı sever. Benim topluma gönderimim bu. Ve Özler Köyü, Yozgat Özler Köyü'nden size kucak dolusu selamlar. Allah hepinizin içine insan ve hayvan sevgisini katsın, kat kat katsın. Teşekkür ettim. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Akşam oluyor burada.